denizde eğleniyordu. Hayat kurtardı. Al bunu. Marmara'da denize düşen, saatlerce açık denizde, buz gibi suda kalan balıkçıyı kurtarma operasyonundan nefes kesen görüntüler geliyor. Dur, dur. Adam var, adam. İşte. Burası bir hastanenin acil servisi. Göbek yap bir de. Mesleklerini unuttular, hastaları unuttular, nerede olduklarını unuttular. Ben bunu durmaz. Acil serviste köpük partisi yaptılar. Sen durdun ya da duramıyor musun? Peki o hastane çalışanlarının sonu ne oldu dersiniz? Evli mutlu çocuklu. Evli mutlu ve çocuklu olmak meğerse Demet'e göre değilmiş. Ünlü şarkıcı bu sözleri neden söyledi? Evlilik çok matah bir şey değil. Peki Demet'in bu sözlerine hemen yanındaki eski eşi Okan Kurt ne tepki verdi? Öylemiş. Yenicik kaldırım taşı pırlantaya mı karşı? Beni gibi kimse versinmiyor sorun. Çocuk dedi. Çok iyi ya, ork geldi bence yanımızda, çok mutluyum, orklar geldi. Şımarık dedik, bazen kızdık ama o dünyaca ünlü Forbes dergisine manşet oldu. Dünyaca ünlü ekonomi dergisi Aleyna Tilki'yi neden manşet yaptı? Ve Aleyna Tilki acıların kadını Bergen oldu. Arabesk okudu, dinleyenler mest oldu. Bu muhteşem performansın tamamı geliyor. Şarkıcımızı Kolombiya'ya damat gönderiyoruz. Yani Kolombiya'ya gitmedim daha. Haluk Levent Cem Yılmaz'ın adını duyunca öyle bir tepki verdi ki. Hazır kameralar varken söylemem gereken bir şey. Cengiz Kurtoğlu'ndan Kıvanç Tatlıtuğ'a mesaj var. Kıvanç'tan gözümü almadı, hep ona bakıyorum. Acaba Cengiz abisini görecek mi diye. Şarkıcı Berkay gerçekten bir otomobile 2 milyon 200 bin lira para verdi mi? Alnımızın teri abi, çalışıyoruz, kazanıyoruz. Kalkıp gidelim. Hepsi ve daha fazlası birazdan. Süper. Pilotlar denizde eğleniyordu. Hayat kurtardı. Marmara'da denize düşen, saatlerce açık denizde, buz gibi suda kalan balıkçıyı kurtarma operasyonundan nefes kesen görüntüler geliyor. Dur, dur. Adam var, adam. Otobüsün en arkasına takılan, çocukları dövmeye kalktı, kendisi dayak yedi. O şoförü öfkeli esnafın elinden kim kurtardı dersiniz? Hırsız camiye gitti, hırsızlık öncesi son duasını etti. Pişkinliğin bu kadarı da olmaz. O hırsız camiden ne çaldı dersiniz? İşte! Burası bir hastanenin acil servisi. Göbek yap bir de. Mesleklerini unuttular, hastaları unuttular, nerede olduklarını unuttular. Ben bunu durmaz. Acil serviste köpük partisi yaptılar. Sen durdun ya da duramıyor musun? Peki o hastane çalışanlarının sonu ne oldu dersiniz? Evli mutlu çocuklu. Evli mutlu ve çocuklu olmak meğerse Demet'e göre değilmiş. Ünlü şarkıcı bu sözleri neden söyledi? Evlilik çok matah bir şey değil. Peki Demet'in bu sözlerine hemen yanındaki eski eşi Okan Kurt ne tepki verdi? Öylemiş. Yenicik kaldırım taşı pırlantaya mı? Çok haklısın sen sevgilim, seni nasıl seveyim? Hangi ünlü
şarkıcımızı Kolombiya'ya damat gönderiyoruz. Yani Kolombiya'ya gitmedim daha. Haluk Levent Cem Yılmaz'ın adını duyunca öyle bir tepki verdi ki. Hazır kameralar varken söylemem gereken bir şey. Cengiz Kurtoğlu'ndan Kıvanç Tatlıtuğ'a mesaj var. Kıvanç'tan gözümü almadı, hep ona bakıyorum. Acaba Cengiz abisini görecek mi diye. Şarkıcı Berkay gerçekten bir otomobile 2 milyon 200 bin lira para verdi mi? Alnımızın teri abi, çalışıyoruz, kazanıyoruz. Kalkıp gidelim yollara. Beyler dikkat! Eşinizin misafire yaptığı yemeğe sakın dokunmayın. Kadının misafirleri için yaptığı yemeği afiyetle yiyen kocası 3,5 yıl hapisle yargılanacak. Günün fıkra gibi olayı geliyor. Yemişse afiyet olsun eşi. Ama misafire yetmiyormuş. Yetmiyorsa o zaman fazla yapacaktı. Hepsi ve daha fazlası hemen şimdi. Günaydınlar efendim. Neler oluyor hayatta ya? Hoş geldiniz. Hakan Ural'ın yorum farkı, şıklığı, zerafeti, ne diyeyim artık böyle. İç açıcı rengi. Her şeyle güzel bir sabah olsun inşallah. Erdem Tınarlıoğlu sağ olsun kardeşim. Çok... Bana böyle bir renk. Ne güzel değil mi? Normal kıskanıyorum bu renkleri. Kadınlar için bile bu kadar renk yok. Yok değil mi? Yok. Ama bu ne oldu biliyor musun? Bu şeyden açıldı muhabbet, erkek muhabbet. Hani bu bizde şey vardır ya. Bunun erkek için olanı yok mu ya? Bu falan filan yapılır ya. Ben derim ki ben 86'larda bile bunu giyiyordum. Sana dedi şey atayım da dedi, kumaş renkleri de gör de bak bizde neler var da aslında yapmıyoruz çünkü satamayız. Satın dedi. At bakayım dedim, attı. Seda bir renkler var işte görüyorsun. Ve kalite. Ya dedim arkadaş ölüp gideceğiz bir gün ya. Ölümlü dünya yayında yapıyorken yap oğlum bana dedim, bak olabilir abi emin misin ya dedim, bana yap. Aklına dedim gelen ne renk var? Mesela yeşilin 3 tonu. Tabii. Sarı işte floresan sarı. Kayısı sarı bilmem ne. Dünkü işte değil mi? Nefisti. Daha onun neleri falan. Yaptı yayında giyiyoruz Allah razı olsun. Bir şey söyleyeyim mi? Roma, Paris, moda başkenti. Bütün erkekler böyle giyiniyor. Ne var? Siyah. Nedir yani artık sıkıldık. İçin kararıyor. Açın evet, şöyle. Her dakika. Bu renk mutlulukmuş değil mi? Kesinlikle mutluluk. İnsan psikolojisi üzerinde etkisi var. Bir de yani erkekliğine güvenen istediği rengi giyer. Renkle mi erkek olunuyor? Olursaydım. Şimdi neyse biz normale dönelim. Erkek kadın ilişkisi demişken. Şeyi rica edeyim. Söyle canım. Ufuk'tan. Kapanışa doğru şu bizim Çanakkale ile alakalı. Bir daha girelim. İlahimizi grup dergahtan ben rica edeyim. Öyle verelim. Allah razı olsun. Teşekkürler. Sen unutturma istediğin zaman söyle. Ben eksik olmayayım. Benim kafa gidik. Ay estağfurullah canım benim, sen pırlantasın yani. Biz böyle birbirimize böyle moralle başladık. Siz de birilerine yanınızdakine dönün bir iltifat edin. Güne enerjiniz yükselsin, hayırlı olsun. Fıstık gibi kadın Nebahat Çehre 75 yaşına gelmiş Hakan'cığım. Maşallah. Hiç göstermiyor, ben ona alışveriş merkezlerinde falan da makyajsız rastlıyorum. Fit, fıstık gibi hiçbir sıkıntı yok ama aşk konusunda da, özel ilişki konusunda da bizim toplumumuza daha yakın düşünüyor. Yani gönül yazarın tam tersi diyeyim. Siz dinleyin, anlayın. Hey, dur bakalım. Ne konuştunuz Adnan Bey'le? Ne konuştuğumuz niye bu kadar ilgilendiriyor seni? Firdevs Hanım, Bihter'le uğraşa uğraşa yalnız kaldın. Behlül'le aramızdaki elektrik 1000 metre öteden fark ediliyor. Sen bana şantaj mı yapıyorsun? Aşk-ı Memnu dizisinin Firdevs Yöreoğlu'su Nebahat Çehre 75 yaşında olmasına rağmen hem fiziği hem de güzelliğiyle genç kızlara taş çıkarıyor. Yüz bin bekar olan Nebahat Hanım tam 26 yıldır yalnız. Biz onu Bihter'le uğraşmasından dolayı yalnız kalıyor sanıyorduk ama değilmiş. Sakın bana aşktan meşkten söz etme, sakın. Sen gençlik heveslerine yenildin. Nebahat Çehre 26 yıldır bekar gezmesini yalnızlığını bitirecek biriyle karşılaşmamasına bağlıyor. Ay çocuklar, bu isteyerek olan bir şey değil. Benim galiba biraz seçici olmandan kaynaklanıyordum. Ve böyle bir tokat atacak bir insanlar asla vardı. Yalnızlığı bitireyim diyeceğim bir insanla karşılaşmadığım için. Böyle oldu. Çünkü 26 sene bayağı bir yıl. Malum bazı ünlü hanımlarımız kendinden yaşça küçük sevgili buluyor ya da evleniyor. Son olarak taş bebek lakaplı gönül yazar kendinden 32 yaş küçük Rüzgar Maden'le sevgili oldu. Ancak bu ilişki geçtiğimiz gün bitti. Nebahat Hanım'a da bu soruldu. Ünlü oyuncu aşkın yaşı vardır diyerek kendinden küçük biriyle olmayacağını üstü kapalı söylemiş oldu. Aşkın yaşı var mıdır? Vardır. Tabii. İlişkim
Ben başka bir gözle bakıyorum. Bana sormayın. Şimdi programın hemen başında soralım. Bize de yazın, hatta WhatsApp'tan mesaj olarak da yollayın. Çok iyi olur. Aşkın yaşı var mıdır yok mudur efendim? Aşkın yaşı var mıdır yok mudur? Nebahat Hanım'ın dediğinden çıkıyorum. Ne diyorsun? Gönül Yazar var diyor. Gönül Yazar yok diyor. Nebahat Hanım var diyor. Var aşkın diyor. Yaşı. Ben de var diyorum. Var. Mesela şimdi benim 20 yaşındaki böyle gözüm kapalı deli gibi annemlere yalanlar söyleyip arkadaşıma gidiyorum diye. Her şey, bütün kontrolünü kaybettim. Tabii gözümü karartıp cezaları göze alıp okulları asıp yaşadığım aşkla şu an hayatımı alacağım adam bir mi olur? Tabii. Yani hayat arkadaşı alırım artık. İşte evriliyor, başka bir şeye dönüşüyor. Yani ha, değil mi? Tabii başka bir. Peki ona da aşk denir mi? Denmez. Ha, evet. Ona da sevgi denir, saygı denir, beraberlik denir. Tabii. Ama aşk mantığın devreden çıktığı an hastalık doğru gibi. Doğru. Hastalık. Zafiyet gibi aslında. Evet, iyileşmek istiyorsun, iyileşemiyorsun. Aşırı duygu yoğunluğu. Evet. Bak hiç öyle unutmak isteyip unutamadın, iyileşmek isteyip iyileşemedin olmadı mı aşıkken? Ne diyorsun yani, sen? Sileyim gitsin ama yapamıyorsun. Hani insanların ortak her anlamda yaşadığı yegane şey duygulardır yani. Değil mi? Tabii yani bu mesela herkesin fikri olan, herkesin anısında, herkesin yaşadığı bir şey olduğu için... Herkesin fikri var. Herkes kendine göre o yoğunluğu yaşıyor. Yani cinnet de öyle bir şey. Yani bugün vereceğiz öyle bir haber var. Yani bir tanesi işte kızıyor, duvara zarar veriyor. Bir tanesi kendine veriyor. Bir tanesi sana veriyor gibi gibi. Ama var mı o duygu? Var, var. Yani. Dediğin gibi aşkın da yani evriliyor ama şeyi değişiyor. Yani sevme şekli, nedenleri, içeriği değişiyor yani. Aynen öyle. Bir de Nebahat Şehir'in ben evliliğe ilgili özel bir iki röportajını dinlemiştim. Yılmaz Güney'le biliyoruz zaten. Evet. Hani müzmin bekar denmez. Ben şunu bilmiyordum ama şimdi Nebahat ablayla İrfan Tözüm kulakları çınlasın, Yeni Hayat diye biz bir dizi çektik. Yıllar sonra vermiş olduğu yurt dışındaydı. Aradan ilk bizim diziyle döndü. Bayağı da başarılı bir işti. Çok sıklıkla sette sohbet etme, onu tanıma imkanım, fırsatım oldu. Çok nezaketli bir hanım aynı zamanda. Şey çok ilginç, sana onu soracağım. Bu kadar iddialı bir kere. İddialı olduğu için kendine bu kadar dikkat ediyor ve fit falan. Ne olmuş, ne olabilir 26 yıl? Şimdi Yılmaz Güney zor bir adam. O ayrı. Allah rahmet eylesin. Arkasından evlendiği beyefendi de sosyetik gece hayatına düşkün bir beymiş. Hatta Nebahat Hanım kendi ağzından şöyle dedi. Gece kulüplerinde onu unuturmuş karısını, düşün. O bir hafızayla alakalı. Yani evlisin. Unutkanlığı var. Kocan gece kulübüne seni unutuyor. Veya o kadar gece hayatına düşkün ki yanında mısın değil misin farkında değil. İşte bu darbeler bizi soğutuyor. Sen ya zamanla. Sen hiç eve gitme yani. Yani artık hazır zahmet unutulmuş etme. Yani. Artık yani. Zahmet etme yani. Şimdi efendim siz bize aşkın yaşı var mıdır yazarken sırada Aleyna Tilki var. Bakın, epeydir yoktu. Bakın ne tilgilikler yapmış. Orklar geliyor. Frekansımız yüksek tutuyor. Çoğu zaman çılgın ve çocuksu hareketleriyle eleştirildi. Bu da size ders olsun, ha kanıtı yani. Yeşil ork dolaşıyor videoda. Canım Allah'ım, teşekkür ederim. Şöhreti kaldıramıyor denildi. Evet, bazen kızdık, çocuk dedik, şımarık dedik. Hiç büyümeyecek dedik ama öyle güçlü bir sesi var ki dünya yıldızı olma yolunda ilk adımını attı. Hep söyledi dünyaya açılmak istediğini, hayalleri vardı. Peşini bırakmadı ve inancını yitirmedi. Manşet olan ilk Türk şarkıcı. Dünyanın en önemli dergileri arasında yer alan Forbes'un Türkiye serisinde 36-30 konseptinde 30 yaş altında kendi kariyerini inşa eden ve çok başarılı olan isimlere yer verdiler. O isimler arasında en tepelerde Türkiye'den Aleyna Tilki vardı. Aleyna yine yaptı yapacağını.
sesiyle büyüledi. Arabesk söyledi. İzleyenler mest oldu. Aleyna Tilki katıldığı bir programda bu kez de arabesk okudu. Ünlü popçu yıllar önce hayatını kaybeden Acıların Kadını Bergen'in unutulmaz şarkısı Sen Affetsen Ben Affetmem'i bakın nasıl yorumladı. Şimdi bence muhteşem bir ses. Zaten çıktığı yarışmada çok dikkatimi çekmişti benim, o ne o dereceye girdi. Öyle meşhur oldu. Öyle mi? Yarışmadan mı? Yarışmada, yarışmadan çıktı. Eyvallah. Ve bir şey söyleyeceğim. Yani bu kızın hep anormalliklerini konuşuyoruz. İşte çimlerde yuvarlandı. Bebeğiyle geziyor. Biliyorsun en son. Onu bizzat yapıyor benzer, ama. Özellikle yapıyor. Özellikle ben malzemeyi seviyorum. Veriyor yani. Bir ben, de çocuk zaten ya. Ben Seda, 43 yaşındayım. 19... O, 18. 19. Onun 18 diye olay oldu ya. O 18'e girmesini biz seninle konuşuyorduk ya. Girse de kutlasak ama. Hayır şey. Bir de ya, o polemikler okudu mu okumadı mı, reşit mi değil mi, sahneye çıktı mı çıkmıyor mu falan yani. Hani çocuk da ya ben, yani 18 yaş, anladın mı? Ha, bu dergi haberi hemen minicik bir şey söyleyeyim. Bu Türkiye ile ilgili yani o dünya genelinde Türkiye ile ilgili. Türkiye. Aleyna'nın zaten yaşının muadili kim var? Kimse. Alternatifi yok ki onun. Bir Edis diye bir çocuk daha var. Evet. O da böyle o kadar yani bir böyle havai fişek gibi bir var bir yok var yok. O da dün tutturmuş bırakacağım bu işi diye. İşte çocuk bunalım kolay değil. Neler yaşıyorlarsa çok ağır yükler bunlar. Yani şimdi bir tarafta genetiğinin realitesi var. Nedir o? Çocukluğu yaşayacağız. Şimdi biz bu saatten sonra ağzımızda sakızı alıp yapsak. Dışarıdan eleştiri geliyor. Şimdi bak. Yapsak. Saçma sapan tavırlar halde iki tane şey söyle. Zaten ayıplanırsın da. Kırmış derler yani. Şimdi bunlar çocuk. Yani hakikaten çocuk yani. Fakat yeteneklerinden mütevellit bir şöhret yaşanıyor. Bir misyon yükle onu taşımayı da bilemedikleri için ne yapacaklarını da şaşırıyor. İşte sosyal medyaya çıkıyor, ağlıyor, bağırıyor. Takla atıyor, acayip bir şey söylüyor, bilmem ne. Bu sefer o eleştiriliyor, onu taşıyamıyor, bir daha ağlıyor, bir daha veriyor. Şarkı söylüyor, kılık, polemik oluyor. O, kolay değil ki. Biz seninle ikimizin toplam yaşı 100. Şurada bir şey yazdıkları zaman, aman takmıyoruz diyoruz ama kuruyoruz yani. Kuruyoruz, mümkün değil. Şimdi onları düşün. Bir de ben bir şey yani. İtiraf edeyim mi? Ben de yapıyorum. Ben bak iki katı yaşındayım. Benim de belki daha fazla. İki... peluş oyuncaklarım var. Sakız çiğnediğim zaman uçmuşsun. Evde. Sen en büyük böyle balonu olan sakızı alıyorum. Senin muadilin yok. Ha, bak ağaçlara sarılıyorum. Sen kendine örnek verme, kafamız karışır. Değil herkes mi? Sarılır marılır, sıkıntı olur. Bir de ağaca sarılmanın formülünü biliyorum. Evet. Böyle ağaca arkadan sarılacak mısın? Bak. Avuç içlerini değdirerek. Yani. Çimen göreyim, kışın göreyim. Kışın ortası olsun, ayakkabıları atarım. Bak yemin ediyorum basmak için. Ya ben de bak böyle de oturmuşluğum vardır. Kızım, İyi ki kamera yoktu. Zaten hani numunesin yani. Ya bir şey söyleyeyim. Yani sen, bunların hepsi seni, seni anormal yapmıyor seni ki. Seni konuşursak yanarız yani. Tabii ama şimdi ben... Aleyna da şey bir kız yani. Marjinal bir tip yani. Evet ama zaten... Onun hep şunu hatırlatıyorum. Kendi ağzından, kendi beyanı. Bir gün Eser Yenenler'e çıktı. Bak sen bunu nasıl analiz edeceksin? Merak ediyorum. O benim çok kafama takıldı. İkide bir de tekrarlıyorum ki... Aleyna ile ilgili olan insanlar bu onun ifadesiyle onu değerlendirsin diye. Dedi ki belki de dedi ben aslında dedi yeterince zeki, akıllı, hatta ne yaptığını fazlasıyla bilen bir insanımdır. Fakat benim insanlarla eğlenmek için yarattığım ikinci Aleyna Tilki karakteriyle dalga geçilmesiyle de ben eğleniyorumdur. Dedi. Zeka küpü derim ben buna işte. Vallahi bunu dedi. Zeka küpü kız. Zaten zeki olmasa ne şarkıcılar var ki söyleyemeden doğru. Gittiler. Hiçbir şey. Ne yani, sesler var ki evde kocalarına söylüyor. Bunu söyledi yani. Bakın girin Google'a arayın yazın çıkıyor. Aynen öyle. Ben zeki buluyorum. Marjinal de olsun. Bir tek
kötü alışkanlıklar, hani böyle 27 yaşında Amy Winehouse falan vefat etti ya. İnşallah kötü alışkanlığa aman düşmez. Aman Allah korusun. Onun erken Allah yaşta korusun. Başlayanın kurtuluşu yok. Yok aman Allah. Allah korusun. Böyle iyisin aleyhine, devam be kızım. Şimdi öyle bir mekana gideceğiz ki bütün ünlüler dün gece oradaymış Hakan. Bakalım. Bakalım. Pırlantasını gizledi. Sonunda aldı. Kimi Kolombiyalı müstakbel eşini takdim etti. Annem selam söylüyor sürekli. Konuşturuyorum onları falan. Ünlülerin buluştuğu bir gecedeyiz. Kimler yok ki içeride? Kalkıp gidelim, yollara vuralım. Berkay'layız ilk olarak. Katıldığı geceye biraz sonra Demet Akalın da gelecek. Malum bir süre önce saat polemiği yaşamışlardı. Demet Hanım polemiğine dönmek istiyorum abi. Bitti abi polemik konuda için. Yani bitti, benim hiç konuşacağım bir şey yok. Peki o zaman şu bol sıfırlı satın aldığı yeni otomobili soralım. Malum ünlü şarkıcı tam tamına 2 milyon 200 bin liraya bir araç satın almıştı. Gazetecilerle diyaloğu ilginç Berkay'ın. Araba çok muhabbeti var da. Abi sen de araba kullanıyor musun? Kullanıyorum abi. Tamam eyvallah. Yani ilk gün aldığın arabaya mı biniyorsun? Hiç değiştirdin mi arabanı? İlk arabamı biniyorum abi. Tamam sen değiştirdin mi arabanı? Benim arabam yok. Değiştir, araba alan değiştiren var mı burada? Oğlum konuşsanız da. Bak kafa sallıyor. Ya siz çok. Ve hemen de ekliyor. Çalışıyorsun. Ben abi yıllardır çalışıyorum ya. Yani bir arabayı satıp üzerine bir para ekleyip başka bir araba almam gayet normal. Ki bu benim ilk arabam değil yani. Bu benim 20. arabam falan yani abi. Yani bu çok normal şeyler ama biz yapınca bir tuhaf oluyor. Alnımızın teri abi, çalışıyoruz kazanıyoruz. Allah kazanan, çalışan, alnının teriyle para kazanan herkese nasip etsin. Ve bakın sırada kim var? Çok zaman olmuştu onu görmeyeli. Son olarak simsiyah at yelesi gibi saçlarıyla bırakmıştım. Saçlar hala at yelesi ama aklar düşmüş. Neden saçların beyazlamış arkadaş? Tabii ki saçlarını sormuyoruz. Neler yaptığını soruyoruz kayıp günlerinde. Ben albüm hazırlıyorum. Umut Bey ne yapıyor bilmiyorum. Ben kendimle ilgili olan kısmı biliyorum. Yeni albüm hazırlıyoruz. Daha doğrusu kariyerdeki 25-30 sene olan şarkıların tamamını cover mı? Cover olarak şarkı bildiğin olur. Ne kadar çelik şarkısı varsa Ercai, Meyhaneci, Kızımız Öldü Aktı, Cici Kız, Ateşteyim, Sen Yolla, Ben Yolla, Dilberim, sayarım çok uzun sürmesin. Hepsi seslendirilecek. Yeni şarkılarından niye bir albüm çıkarmayı düşünmüyor peki Çelik? Son zamanlarda böyle albüm çıkartmaya hani pek çok sanatçı sıcak bakmıyor. Normal. Sektörün şartları hani onu gerektiriyor. Sizin böyle bir korkunuz var mı? Ben de şu anda normal yeni şarkılardan oluşan bir albüm yapsam çok şarkıyla yapmam onu. Tek şarkıyla, iki şarkıyla, beş şarkıyla çıkarım ama bizim geçmişteki şarkılarımızı topladığımız, yani geçmişte bütün yaptığımız şarkıların içerisinde hit olanlar olan, herkesin çok bildiği, medyada, radyoda çalınan, konserlerde çalınan ya da işte 90'lar dediğimiz sektör içerisinde çalınan şarkılar, çok bilinen şarkılar, onları toparlıyoruz. Ateşteyim, ateşte, ateşte. Ve bakın sırada kim var? Kapanmaz yarayım, gece gündüz kanarım. Cengiz Kurtoğlu da yoktu uzun zamandır ortalarda. Nerelerdeydi diye soruyor haberciler. Güzel işte, yaşamak da güzel. Hani nerede Nuri sesi güzel diyoruz bazen biz böyle. Ve geçtiğimiz günlerde çok konuşulan Kıvanç Tatlıtuğ'la çektirdiği fotoğraf ve şu görüntü soruluyor kendisine. Ben Kıvanç'ı çok seviyorum. Ayrıca hakikaten çok böyle fanatik hayranıyım. O gecede orada otururken zaten Kıvanç'tan gözümü almadı. Hep ona bakıyordum. Acaba Cengiz abisini görecek mi diye. Güzel kalbi bütünlük oldu orada kardeşimle beraber. Çok mutlu oldum. Onun terbiyesine, samimiyetine de çok teşekkür ederim. Hayırdır ya? Cengiz abiyle başlayayım. Cengiz abiyi çok severim. Aile dostumuz. Damadı var Umut Aslan gibi. Bizim kardeşimiz, ona da selam olsun. Cengiz abi bu kiloyu verdikten sonra ben... Acaba alır mısın dedim ona yani. Hani biliyorsun bu operasyonlardan sonra ne olacağı da belli olmuyor. Tuttu onu, ikinci yılı falan oldu. İyi yani. Baksana, 5 yılmış Hakan'cığım. 5 yıl mı? Kilo verdikten sonra 5 yıl korursan tamammış. Öyle mi? Evet. Çünkü korumak değil mi Seda asıl? Ben yani bir ara 58 kiloya düştüm. Kafam vücuduma büyük geliyordu. Tabii. Böyle zor taşıyordum. Korumak her şeyi zaten. Şimdi mesela yani kilo aldım, normal Türk kadını oldum yani. Hani, zımba gibisin. Ya veririz alırız ya. Kilo Allah sağlık versin. Çok güzel yani haberler vardı. Ne vardı? Var var. Şimdi Demet Akalın'ı gördük. Şurada ben Berkay'ın arabasıyla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Evet. Ya 50 bin lira için. 50 bin lira benim için çok para.
Yanlış anlaşılmasın. Ama 50 bin lira için dostunun saatini götürüp hani Demet Akalın ona hediye ettiği satayım mı edeyim mi falan yapan bir adam 2 milyon 200 bini araba nasıl alır? 2 milyon 200 bine araba alacak parası varsa, yıllardır çalışıyorum diyorsa 50 bin liralık saati satmaya niye götürür? Şimdi bu şey işleri çok istisnai, haber niteliği olan şekilde gündeme gelirse, mesela Ajda Hanım'ın evini satmasından mütevellit mülkü konu oldu. Onun inisiyatifi dışında konuştuk ettik falan ama şimdi bunlar hani hassas, insanlara da saygısızlık olmasın, herkesin kendine göre bir mücadelesi var hayatta diye. Şöyle söyleyeyim, benim mantığım şöyle bakıyor. Böyle bir arabaya binmen için bankada minimum bir 10-15 milyonun olması lazım. Değil mi? Yani şöyle hesaplayalım. Bindiğin araba 1 lira ise kenarında 10 lira olması lazım. Doğru. Hani bu orantılı evin de yani gelirinle ben mantık yürütüyorum. Ha, ama tersi de olmuyor mu? Adam, Türkiye'de oluyor. Yani atlet alacak parası yok. Fakat borca giriyor, harca giriyor. O sırf hava atsın, gösteriş yapsın diye gidiyor, lüks arabaya biniyor. Yok mu? Var. Hatta Türkiye'de bu çok fazla Hakan'cığım. Herkes tabii boyunun ölçüsünü aşan, adamın dediğin gibi 5 kuruşu yok 15 bin liralık yeni çıkan cep telefonu var. Oynanılmaz. Benim yok bak ekranı çatlak öyle geziyorum. Biraz daha çatlasın diye. Onu ben nerede inanamıyorum biliyor musun Seda? Bu servis mi işte bir şey oluyor gidiyorum. Ya bir kuyruk var. Görsen dersin ki bu telefonları bedavaya dağıtıyorlar. Aynen. Orada da dediğin gibi bu yani insanlar şeye yenemiyor. Ne diyorlar? İradesini mi yenemiyor? Yenemiyor. Yenemiyor. Şimdi bu telefon düşse benim öyle bir durumum olmalı ki bu telefon düşse yere kırıldığında üzülmemeliyim maddi olarak. Anlatabiliyor muyum? Gitti şimdi, gitti diye. Her yere borcum var. Evim yok, barkım yok. Kirayı zor ödüyorum. 15 bine telefon almışım. Ya olacak iş mi? Ya? Bitersin yani. Senin dediğin gibi araba da aynı konuda öyle. Ben bilemiyorum Demet Akalın 50 binlik şeyi mi? Saatini satıp da 2 milyon 200 bine alıyor mu acaba? Yoksa Demet Akalın'ı mı versek? Bilmiyorum yani. Ya Demet Akalın bak parayı da geri almış. Buyur. Yani, 50 bin lira için o kadar polemik olmuş ki evet. Demet Akalın da 50 bin lirayı geri almış. Ben sana hediye alıyorum. Olmaz saatçiye zaten gidiyorsun. Sen saatin fiyatını mı öğreniyorsun artık? Satmaya mı çalışıyorsun? Orası karanlık. Karanlık onu bir öğrenemedik. Onu şunu öğrendik. Bu haberi verirken. O durumda saati alınan yere gittiği için Berkay saati satan kişi Demet'i arayıp haber veriyor. Diyor ki hani bilginiz olsun hediye olarak almış olduğunuz saati herhalde verdiğiniz insanlar buraya geldi bozduruyor gibi bir şey oluyor orada. Yani Demet'in inisiyatifi dışında. Şimdi ben de bozulurum yani şeye bozulurum yani. Ben sana şimdi Seda hediye aldım daha bismillahirrahmanirrahim niye öyle bir şey varsa kırılır mı yani? Herkes kırılır. Hani bu hediye bak yani. Eda bana hediye almış. Bakınız köstekli saat. Eda mı almış? Tabii Eda çok getirdi. Çok şık değil mi? Çok şık. Köstekli saatim var. Hiç soruyor muyum fiyatı? Be, hediye geldi mi baldan tatlıdır. Şimdi Demet Akalın demişken onun evlilikle ilgili bir konuşması var. Neymiş? Ona bir bakalım sonra ben de bir iki çift laf edeceğim. Tamam. Evli mutlu çocuklu. Biz onu hep evli mutlu çocuklu sanırdık. Öyle daha mutlu olduğunu düşünüyorduk ama meğer hiç de öyle değilmiş. Demet Akalın ve Okan Kurt çifti her zaman olduğu gibi dün akşam yine birlikte bir geceye katıldı. Gazetecilerin birbirinizle uyumlu giyiniyorsunuz sorusuna ilginç cevap geldi ünlü popçudan. Çok tutmayın zaten gidiyoruz. En uyumlu çifti diye. Kız gidiyorum. Uyumuyor. Aa. Değil misin? Öyle mi? Öylemiş. Biz seçtik. Mersi. Ama asıl soru biraz sonra geldi. Geçtiğimiz sene boşandığı eşi Okan Kurt'la şimdilerde sevgili olan Akalın'a yeniden evlenecek misiniz sorusu yöneltildi. Cevabı ise oldukça tartışılacak cinstendi. 9. yılda bir evlilik teklifi yedi mi Okan Bey? Ay biz böyle mutluyuz. Böyle mi mutluyuz? Evlilik çok matah bir şey değil yani. Gönüller bir olsun. Demet Akalın'ın katıldığı davette bir süre önce hediye saat kavgasına girdiği ünlü şarkıcı Berkay da vardı. Bu sorulması olmazdı tabii. Berkay Bey de yukarıda şu an. Ne yapayım öldüreyim mi adamı? Hayır öldürmeyi hiç söylemedim. Hani geçtiğimiz günlerde polemik yaşandı Berkay Bey'le. Daha bizde gerginlik olmaz. Aynı ortamda alacaksınız. Ne yapalım yani?
Bugün bize iş bile geldi, düğün. Düğün işi geldi değil mi? Değil mi? Geldi. Berkay geldi. Sıkıntı olmaz. Buzlar eridi mi? Benim hayır canım, buz muz yok da yani. Benim olduğum yerde sıkıntı olmaz. Teşekkür ediyorum. Şimdi sıkıntı olmaz, barıştık 50 bin lira için. Peki, şu benim dikkatimi çekiyor. Ben Demet'i seviyorum, dobra ama bir günü tutmuyor. Şimdi evlilik bize göre değil, iyi değil filan diyor. Evliyken evlilik şahane diyor. Hadiseye de aman istediği kadar mekanın sahibi olsun, kocası bile yok. Yalnız uyuyor diyor. Koca diyor ama, sevgili demiyor. Şimdi ben anlamadım, koca iyi bir şey mi kötü bir şey mi? Ya zaten bunları konuşmak, dillendirmek için gerek, dünyanın en gereksiz şeyleri. Yani herkesin bir de şu var, hani bunlar hani namahrem özele girer. Hassas konular bunlar. Yani niye bir sanatçı böyle polemiklerle hedef olmak istesin? Eminim Demet de istemiyor. Demet'in şöyle bir farklılığı var. Kendi inisiyatifi dışında hepimizin bildiği bir süreç yaşadı. Daha doğrusu eşi yaşadı. O da mecbur bir karar almak zorunda bırakıldı. Bazen zorunda olarak almış olduğun karar seni üzer fakat hayırlara vesile olur. Ki görünen o ki aslında onun söylemeye çalıştığı şey şu. Evet biz bir nedenden istemeyerek bir karar alıp ayrılmak durumunda kaldık hepinizin malumu. Fakat şu anda da gayet mutluyuz diyor. Şimdi mesela böyle söylense bir şey der misin demez. Hiçbir şey demem. Yani çünkü gayet de makul. Fakat sen bunları böyle söylemeden... Açmadan dönüp bu tip bir konuda dediğin gibi evlilik süper, harika, işte evliyim, mutluyum, çocukluyum, yaşasın. Sonra kopuk olarak tekrar dönüp senin kocan bile yok deyip evlilik gerek yok gibi böyle yani kopuk tabii konuştuğunda o zaman polemik olur, eleştirilirsin. Ki ben Demet'e bunu 2 sene önce de söyledim. Yani sonra kendisi de hak verdi. Şu, ben şahsen nedeni ne olursa olsun polemik yaratacak. Bir de yorulduk tabii artık. Çok yorulduk çok. Yani. Hani ya benim hayat tarzımdı. Yani ben geriliyorum ve ondan hoşlanmıyorum. Mümkün olduğunca da kelamıma çok dikkat etmeye gayret ediyorum yani. Öylesin zaten. Ediyorum. Ona rağmen hata yapıyor muyuzdur? Yapıyoruzdur. İnsanızdır, incitiyoruzdur istemeyerek. Öyle bir şey de olursa hemen diyorum ki ben böyle demek istemedim ama sen madem incindin pardon özür dilerim diyorum. Demet'in senin dediğin gibi sıklıkla bu polemiklere girmesinden kaynaklı belki bazen kendisini doğru ifade edemiyor. Belki öyle demek istemiyor ama sonuçta ağzından çıkana kadar laf senin esirin, çıktıktan sonra sen onun esirisin. Bravo, aynen öyle. Yani durup dururken başkasının kocasızlığıyla, yalnızlığıyla alay edip bel aşağı vurmaktır bu. Hani, gerek yok yani. Belki şaka yaptı ama yine de çok özelden vurmuş. Hani insanı bir kadını kırar. Şimdi benim umurumda değil ama sen bana gelip de bir kocam bile yok desen. Ne biliyorsun? Bir de yoksa olmaz. Yok işte. Hayır. Ne biliyorsun kırmayacağını? Tabii. Belki evlenmek istiyorum içten içe. İşte şerazisi olacak ya bazı şeylerin. Onu söylüyorum. Şakalaşalım. Şaka güzel bir şey yani. Tabii. Ama kararında edebi adabıyla. Hani kim şaka yapmış? Selasını okuttu ya adam. Da. Buyur. 50 kişiyi öldürebilir orada. Yani. Anladın mı? Yani. Bir de bir şey daha soracağım. Aslında normal insanlar için Hakan'cığım. Bu borç için boşanan çok kişi tanıyorum ben. Ama Allah vermeye. Suç biliyorsun. Suç. Sonra birlikte yaşamak suç. Ama şimdi onlar... Bu devleti kandırmak oluyor çünkü. Ama orada şöyle bir şey oldu diyebiliyoruz biz. Okan'ın ticaretinden kaynaklı çıkmazlar. Bir şekilde onların evliliklerine yansıdı. Ve bu bunlar kendi aralarında... anlaşmazlığa düşüp gerildiler. Çünkü Demet de şuna kırıldı yani. Sen bunları halledip halledemeyemeden kaynaklı olarak bak ben bunları yaşıyorum çocuğumuzla birlikte diye. Onlar bir ilişkileriyle alakalı sorun yaşayıp bunu. Parayla değil yani. Yani para konusunda bir para kaçırmak kız bu kararı aldı. Yok. Hacizden mal kaçırmak için değil. Çünkü o suç onu yapan Demet'i da çok. Ben nereden tanırım? İlk Nur Bozkurt vardı. Manken miydi? Hanımın çiftliği. Ah çok hatırladım. Ankara'da biz de Tolga Savacı, ben, Mehmet Aslantuğ falan Barış'ta Savaşanlar diye dizi çekiyoruz. Millattan önce. Ya göktaşı falan çarpmadı dünya. Ondan sonra oradan Demet o zaman kaç yaşında sana söyleyeyim? 16 mı diyeyim? 17 mi diyeyim? Hatta onların bir yazlığı vardı.
İstanbul yakınlarında falan oraya gittiğini ettiğini, oralardan çok eski tanıdığım bir kız. Şunu neden anlattım? Bu kız, ben Demet'i bildim bileli çalışıyor. Hani sen diyorsun ya, Hakan diyorsun, ben çıktım işte haber spikerliği. Kız çalışıyor. Ve böyle çalışıyor. Hakikaten çalışıyor yani. Çok başarılı ya. Tüm ya, mankenlikten yani, 20 yıldır şarkıcılığın tepesine yani, oturmuş. Çalışıyor. Bazı şeyler de çok ağrına gider. Yani, Seda yani. Bütün mankenler single çıkardı biliyorsun. Kaç tanesini dinliyoruz? Ya, zaten şu var. Bir yerde olmak çok kolaysa, eleştiriyorsan git o. Ben hep onu diyorum. Kimi eleştiriyorsun? Herhangi bir nedenden. İddiaysa ol. Hemen git ol veya şunu bana anlat. Evet kardeşim, ben seni eleştiriyorum ama benim de senden fazla şunları yapmışlığım var da eleştiriyorum. Şu set. Eyvallah, yani hiç olmazsa bir şeyleri başarmış, yapmış bir insan olarak söylediğini bir yere koyayım. Beğenmeyeyim, katılmayayım ama ha, bir kriter senin söylediğinde kabul edilebilsin. Doğru. Bu kız da kaç senedir var ya. Ben de kendim bildim bileli var, var ya, ya. Kızlar. Öyle hiçbir şey kolay olmuyor yani. Şimdi efendim Instagram günlüğüne bir bakalım mı acaba? Neler varmış sosyal medya? Instagram. Kimin artık var, kimin dünya yok Instagram. Önce Instagram'dan başlıyor. Sonra hayata bakıyorlar. Aynen. Yalan mı? Neden doğru? Çünkü istediğin hayatı orada yaşıyorsun. Heh. Buyurunuz. Hayal dünyası. I'm telling you cause I'm strong enough. Defne Samyeli erimeye devam ediyor. Zaten zayıftı. Cem Yılmaz ayrılığı sonrası daha da eridi. Yaşındaki iki çocuk annesi Defne Samyeli Cem Yılmaz beraberliği devam ederken Cem'in kiloları kendisine sorulduğunda onun kilosu beni ilgilendirmez. Beni benim kilolarım ilgilendirir. 18 yaşından beri hep 50 kiloyum demişti. Go. Ama evet, ilk kez 50 kilonun altına düştü. Defne Samyeli'nin uzun bir aradan sonra önceki gün sosyal medyasında paylaştığı bir fotoğraf karesi şaşırttı. Göbeği açıktaki fotoğraf karesinde zaten zayıf olan Defne'nin daha da eridiği gözlendi. Ve yakın çevresinin ünlü şarkıcının yıllar sonra ilk kez 50 kilonun altına düştüm. 48 kiloyum dediği öğrenildi. Sildim mi tam silerim dedi. Her aşk gibi bu da bir gün biter. Parmakla gösterilen bir ilişkileri vardı Oğuzhan Koç ve Yağmur Tanrı Sevsin'in. Ama sessiz sedasız ayrıldılar. Ayrılık sessiz sedasızdı ama sonrası pek gürültülü oldu. Birbirlerini görmeye dahi tahammülleri yok. Güzel günler mazide kalmış. Oğuzhan Koç, büyük aşkı Yağmur'un sosyal medya hesabında ne kadar fotoğrafı varsa hepsini üşenmedi. Son 24 saatte tek tek sildi. Silinen fotoğraf ve video sayısı 100'den fazlaydı. Bir anlamda Oğuzhan eski sözlüsüne "Sildin mi tam silerim" mesajı verdi. Sildin mi tam severim sildin. Çizmeli popçuların savaşı. 2 sene önce Demet Akalın bu çizmeleri almak için üşenmemiş, dünyanın parasını harcamış, Amerika'ya gitmiş ve çizmeleri de o zamanın parasıyla 8.000 dolara, yani 46 bin liraya satın almıştı. Kafanı topla bırak eğlenmene bak. Ve önceki gün. Benzeri çizmeler bu kez Gülşen'in bacağındaydı. Aradaki fark ise Gülşen'in çizmelerinin değerinin Demet'in çizmelerinin yarı fiyatına olmasıydı. Yani Gülşen bu çizmeleri ucuzluktan almış, 20 bin liraya kapatmıştı. Şimdi Defne Samyeli ile ilgili bir şey söyleyeceğim. 72 doğumlu. Demet Akalın da öyle. Yaşıtlar. Yani 47 yaşında. Ben yaşını büyütüp bundan tatmin olduğum için söylemiyorum. O yaşta da güzel olunabilir. Hani onlar örnek kadınlar. O anlamda söylüyorum. Ayten Apman mıydı? Her yaşında ayrı bir güzelliği var. Her yaşında Ajda ayrı mıydı? Bir güzel. Ajda. Ajda mı? Ajda. Ne güzel şarkıdır. Her yaşında ayrı bir güzel. Şimdi 47 yaşında bir kadın 48 kilo olamaz. Çünkü Defne 1.75-1.76 filan. 48 kilo, 30 kilo fark demektir. Bu da acil hastane demektir. Ben Defne ile alakalı yaşadığım bir şey söyleyeyim. Ben Defne'yi yıllardır beğenirim bir erkek olarak. Çok güzel kadın zaten. Geçen sene ama bazı hanımlar ekranda hakikaten fit duruyor. İşte ne bileyim, fitre kullanıyorlar sosyal medyasında orada burada. Canlısını gördüğün zaman yani diyorsun. Hani anladın mı? Bak çok demiyorum yani. Ama hani o yansıtıldığından bir yani diyorsun yani. Ben Defne'yi gördüm, şoka girdim. Hakikaten çok güzel bir kadın. Ya bu kadar mesafeden, hatta çok utandım. Böyle baka kaldık yani kıza. Çünkü yanlış da anlaşılır biz falan. Ama hakikaten istisna
iyi yaşının iyisi bir kadın yani. Çok da disiplinli çünkü. Ha, sen Eda için de onu söylersin Taşpınar tanıdığın. Çok da disiplinli de bak. He, dersin ki işte Hakan kuş kadar yiyor, şunu yapıyor, skorunu yapıyor. O iradeyi koymak zaten. Biz yatıyoruz, güneşleniyoruz 40 derecede. Kalkar, langır lungur o plajı 500 kere yürür. Tabii. O vücut kendiliğinden gelmiyor. Aç gezer, 5 dilim ananas yer. Sabah ananas yağı yakarmış. Arkasından yiyecekse kuş kadar salata yer. Ya orada şu var, hani yediğin içtiğin bir tarafa, onlar zaten artık hepimiz uzman olduk milletçe. Tabii. Ne yersek kilo alırız, ne versek verir. Kafamızda karıştı biraz. İrade koymak. İrade koyuyor. Hayatın her şeyinde. Yani birini Demet görmemeye ne yapacaksın? Görmemen lazım, irade koy. Yazmaman lazım, irade koy. Uykuyu erken uyuman lazım, irade koy. Karını aldatmaman lazım. Paranı biriktirmen lazım. İrade koy. Malına işte kıymetini bilmen lazım. İrade koy. Yememen lazım. Yani onun adı irade çok önemli bir şey. Şimdi bütün kutsal lazım kitaplarda... Lazım bir şey yani. Bütün kutsal kitaplarda ifrat, yani fazlası, gereğinden fazlası zarardır der. Yemeğinde, aşkında, işte her şeyin. Kızım. Zevkle ilgili her şey. Tamam da şimdi mevcut dünya, tüketim dünyası... Bu kadar reklam, bu işte adam bir döner reklamı veriyor, ağzın burnun sulanıyor. Bir çikolata reklamı veriyor, ağzın böyle oluyorsun. Açıyorsun yani sokakta, trafikte gidiyorsun, duruyor. Burada bir gıda reklamı, aklın gidiyor. Burada dondurma reklamı. Yani bu kadar da iradenin taciz edildiği bir devir. Tüketin. Beni koy, at bundan 100 yıl önce, yok kafama göre takılayım, aklıma yemek gelmez. Zaten organik yiyorsun, bir şey olmaz ya sende. Ha, nereden de? Billboard diye bir şey mi var? Yemek mi vardı? Billboard mu var? Yok, hiç. Televizyonu açıyorsun. Biz eskiden Çukurbosna'ya ben giderdim maç seyretmeye. Böyle kollarında takılan beyaz lahmacun diyor. Lahmacun var abi, ver. Bir de okul önlerinde şey satılırdı. Sandviç ekmeğine kadar, domates, yumurtalı, peynirli. Onu Hobbit. Onu da görürsen alırdın ya. Şimdi her taraf yani şöyle düşün. Sana diyorum ki hiçbir şekilde bu erkeklere pabuç bırakma diyorum sana. Kapıdan çıktığın anda Kıvanç asılıyor, Can Yaman asılıyor, bilmem ne asılıyor, o asılıyor, bu asılıyor. Eve gidene kadar 10 bin çift farklı yöntemlerle ve tarzla sana asılıyor. Her gün 24 saat. Ama diyorum ki bakma. Olmaz öyle şey. Bak öyle nasıl anlayacağını bunu, bildiğim için gıda etkilemedi onu. Ben bunu yıllar önce söylemiştim. Öyle bir deyince gözü döndü. Baştan çıkaracak ne kadar çok etkileşim varsa tabii. O insanın iradesi daha kuvvetli olmak zorunda. Şimdi çirkin bir kadınla güzel bir kadın, çirkin kadın güzel kadın diye bir ayrım yoktur da. Ama demiş hani, bulunuyorum ama diyorsun. Yoktur Cemil, da açık Nurhan konuşacak olursa. Nurhan Damcıoğlu'nun kulakları sinirlesin. Sana 5 kişi gelmiş, diğerine 500. Bir bakın bakalım. O gerçek oluyor işte. Değil mi? Tabii. Hangisi ne kadar dayanabilir? Ne kadar kabul etmesen de. İşte o kadar. Şimdi misafir yemeği yediniz mi? Karınızın misafirlere yaptığı falan. Yediyseniz cezası ne biliyor musunuz? İzleyelim. Eve geldiniz, eşiniz misafire yemek hazırlamış. Yer misiniz onu? Ucundan tadına bakarım. Ben yemem, ben beklerim. Kural neyse odur. Tamam, o bekler. Ama ben hani üzülürüm beklemesin. Çünkü işten geliyor yorgun argın, karnını doyururum. İstanbul'da öyle olmadı. Misafire hazırlanan bir yemek, 10 yıllık karı kocanın arasını açtı, çift mahkemelik oldu. 28 yıllık evliyiz, bizim böyle bir kavgamız asla olmamıştır. İddiaya göre kadın eşine birazdan misafir gelecek, biliyorsun neden tabağına bu kadar yemek koydun dedi. Adam buna çok sinirlendi. Önce kadına hakaret etti, ardından da şiddet uyguladı. Akşama böyle bir misafirimiz var. Ona göre yaptı, ona göre yesen de ama buna saygı duymuyorsa tabii ki orada bir tartışma söz konusu olur diye düşünüyorum. Eşi acıktıysa ne yapsın? Yemek yetmiyormuş, azmış, misafire kadarmış. Misafir de ne bulursa onu yesin arkadaşım. Bir yemek 10 yıllık evli çifti mahkemelik etti. Ama bu kadar basit bir şey değil. O ilk tokata dur denilmezse, o ilk tokat şikayet edilmezse maalesef daha büyük şiddet vakalarına varıyor. Hadi. Kadın akşam gelecek misafir için gün boyu temizlik yaptı, evi topladı, yemek hazırladı. Öğle saatlerinde eve gelen kocası o yemekten yedi, karısına hakaret etti. Şiddete maruz kaldığı gerekçesiyle şikayetçi oldu. Savcılık koca hakkında 3,5 yıla kadar hapis cezası istedi. Mazın cezayı.
Eyleleri hak ediyor müstahak. Sağlayacak mecbur. Alt hadden de verebilirler. Üst hadden verdiklerine maalesef çok rastlayamıyoruz. Hatta kişinin daha önce sabıkası yoksa erteleme, para cezasına çevirme şeklinde durumlar olabiliyor. Misafire hazırlanan yemekten yenir mi yenmez mi tartışması sokağı da ikiye böldü. Hayır, kesinlikle misafir gelmeden o yemek yenmez. Ufak bir tadımlık bir şey alırım. Yemişse afiyet olsun eşi. Ama misafire yetmiyormuş. Yetmiyorsa o zaman fazla yapacaktım. Şimdi sofra kurulmuşsa, birini bekliyorsa kalkan bana gelecek. Ben güzel onları şekil yapmışım. İşte hani sofrayı kurmuşum. Oraya geldi, tırtıkladı, bozdu. Yoğurdu, kaşıkladı. Masa örtüsüne salçaları döktü. Olmaz o. Ama adam niye kendi evinde acıktıysa önden yemesin? Tencerenin yemekte dibinde... Yiyecek mi? Tabii yemek de yemiş ama yedi de gelmiş, güzel kokmuş. Yok şey, şimdi senin söylediğin zaten o hazırlanmış yemek yenmesi ayıp yani. Onu geçelim. Ha. Onu hiç onu tartışmaya bile o açmıyorum. Alakasız. Artık her şeyi tartışırız o zaman falan. Tabii. Şeyi merak ediyorum. Şimdi sen misafir geliyor. Yemek hazırladın. Ben de 1,5 saat önce geldim. Çok açsın. Feci, elim ayağım, tansiyon falan gitmiş. Benim yiyeyim yemeği. Ama masada da bir şeyler yemem lazım. Orada da ye. Ayıp çünkü. Yer gibi yer. Değil mi? Tabii. Hani onu ama önden yiyip masada yemeyeceksen misafiri davet etmişsin. Çok büyük ayıp. Ayıp yani, az da olsa bir şey de olsa yemen lazım. En azından önüne koy, yer gibi yap, bir şey yap gibi ama gibi o yani. Sofrada eşlik et. Ama evet. Bunun için koca mı boşanır ya? Bundan mı boşanmış? He. Ay, ne diyeceksin? Yani artık buna ne denir? Adamın aç da değil, senin dediğin gibi tansiyonun düşmesine de gerek yok. Kokudan bazen canın çekiyor. Çeker. İki kaşık atasın geliyor. Tabii. Ben anneme misafiri gelecekti, kek yapmış. Gün. Çok önemlidir ya kadınlarda. Yarısını yedim kekin. Okuldan gelmiş. Tam keki çıkaracak, kekin yarısı yok. Ne oldu? Bir de ben şöyle pişkince şöyle dedim misafirlerin önünde. Kabarmamış yerini yedim. Seda Akgül. Duble rezillikten sonra efendim... Ne geliyormuş? Hastane geliyor. Evet, insan haberlerimiz. Bakın hastanede bu sefer neler yaşanıyor. İşte! Çık çık çık! Göbek yap bir de. Güldüler, eğlendiler. Birbirlerine köpük sıktılar. Hastanede olduklarını da, görevlerini de, hastaları da unuttular. Köpük partisi yaptılar. Görüntülerin adresi Manisa Alaşehir Devlet Hastanesi. Acil servis çalışanları mesai saati içerisinde işi gücü bıraktı ve önce birbirlerini kaldırmaya... Sen bunu durma at. Gezdireyim mi? Sonra da köpük sıkmaya başladı. İşte! Çekil. Acil serviste köpükler havada uçuştu. Şimdi oradan kalkınca size ne yapar bilmiyorum ya. Dur. Dur, de bakma ya. Parti yaptılar. Birbirlerini sırayla köpüğe buladılar. Çalışanlar görüntüleri de sosyal medya hesabından paylaştı. Manisa İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Personel hakkında idari soruşturma başlatıldı. Bazı personel geçici olarak diğer sağlık kurumlarında görevlendirildi. Manisa'da çok iyi bir akıl hastanesi var. Oraya transfer olsun arkadaşlar. Şey, bazen diyorlar ya, ne bu narkoz kaçağı var orada gibi böyle bir şey. Şimdi şunu söyleyeyim. Sağlıkçı arkadaşlarımızın yaptığı bütün bu zor işe ben büyük saygı duyuyorum. Annemin rahmetliliği sırasında ben 2,5 yıl her gün hastanede zaman geçirdim. Allah bu arada şifa bekleyen herkese şifa nasip etsin inşallah. Şöyle bir şey var. İşleri çok zor. Çok. Çok zor işleri. Allah eksikliklerini vermesin. Şeyi de anlıyorum ben. Kolay bir psikoloji değil yani ortamları kaldırmak. Hele hele acil servis yani devamlı en uç sorunla gelen insanların görüyorsun ve onları müdahale ediyorsun. İşte kolu bacağı, kafası gözü artık nelerse. İşleri çok zor. Onu bir kere öncelikle saygı duyuyorum ve gerçekten onları Allah eksikliğini vermesin.
iş yerinde şey de olacak. Bu değil, dozajı bu değil. Hani stres atmak için birbirleriyle şakalaşmalarını falan da çok saygı duyuyorum yani. Böyle şöyle bir dünya istemiyorum zaten, hani kendi adıma söyleyeyim. Ya o yapılır mı, bu yapılır mı, bu olur mu falan filan, öyle de değil, insanız yani. Kabul edilebilir, makul ölçülerde, eğleneceklerde. Kolay değil yani, şimdi kolu kopmuş, bacağı kopmuş, osu gitmiş, acil ameliyata gidiyor, giriyor, onunla belki konuşuyor, elini tutuyor. 10 dakika sonra ilacını getirirken diyorlar ki kaybettik. Bunları görüyorlar. Çocuk görüyorlar, yaşlı görüyorlar, genç görüyorlar. Anne orada çığlık atıyor, bu bağırıyor falan. Ve bunu her gün yaşıyorlar. Ve onlardan şunu bekliyorlar. Siz asla etkilenmeyin. İğnesini de yapın. Tansiyonunu da ölçün. Sakinleştirin de. Onların ağlayan ve bağıran yakınlarını da terkin edin, teskin edin falan diyorlar onlara. Yani. Çok zor bir iş yani. Ama burada ya bu dozajı bu değil. Bu olmamış. Yazık, ben onların hepsinin kendisine de şöyle üzüldüm. Eminim o hastanede de ciddi anlamda insanlara yardımcı olmuşlardır onlar. Tabii. Yani. Şimdi sırf bu hataları, bu bir hata. Tartışmaya açık. Şu an bomboş orası, bu, belli de. Ama bu bir hata. Bak, kendi kendilerine verdikleri zarara bak. Şunu düşün. İşte hayat bu kadar bazen acımasız olabiliyor. Benim 5. yılım bu. Bir kelime hatası yapayım. Bir şey demek isterken diye. Veya bir hata, bir şey, şımarık bir şey yani. İnsanım ya. Benim 5 yıl yaptığım her gün 365 günkü programdaki olumlu şeyleri yok sayarlar. Zaten bu adamdan da televizyoncu, yorumcu mu bu zaten falan. Beni linç ederler yani. Linç. O kadar haklısın ki. Yani linç ederler yani. Mahvederler. Maalesef onlar adına ben daha çok üzüldüm. Yoksa bu %100 yanlış. Yani ben bunu böyle bir kendimce güzellemeye çalışmıyorum. Yazık, üzüldüm. Çok önemliler çünkü orada onu gözlemledim ben. Bir kere hepsi çok güler yüzlü, yardım etmeye çalışıyorlar. Sen gidiyorsun, artık ne sorunun varsa imdat diye atıyorsun, ona bakıyor, buna bakıyor. Burada şu inanılmaz, kabul edilmez bir hata. Belli ki kendi aralarında samimi buldukları da kimse bu çeken. O çünkü mesela dışarıdan birisi çekse dizi mi çekiyorsun dersin. Aynen. Bunları yapar mısın, yapma. Onun amacı neydi? Bir de sosyal medyada paylaşıyor. İşte paylaşıyor. Yani. Ve hepsini, o çeken dahil, bu arada çeken de kabahatli. Söyleyeyim. Kabahat. Hadi aralarında ana olsun diye çekti. Hayır, bunu yayınlayarak. Bak neye yarattı. İşsiz hepsi sürüldü. Şimdi kendilerini mahvediyorlar. Bugüne kadar verdikleri emeklerine günah. Artı genel bir kanaat oluşturulmasına da belli kesim tarafı. Ben asla hiçbir şey genelleştirmem. Ya işte bunlar falan filan diyerek bir neden oluşturuyorsun. Yani kendi meslektaşların da zor durumda. Zor durum. Yazık. Peki Ankara'cığım, bak benim burada anormalime giden şey, en boş hastanenin acilinde bile, hı-hı, bir tane hasta olur. Şimdi burada hastane mi boş? Yapım aşamasında mı? Boşaltılıyor mu? İşte bir sürü soru var yani. Bir sürü soru var çünkü bomboş. Görüyor musun koridorları filan? Ya da eğer hastane şu an %100 faaliyetteyse, kapıdan ben girdim karnımda bıçakla. Bunlar bana nasıl müdahale edecek? Şimdi bunların o an muhakkak izaha muhtaç bir özellikleri bir şey var olabilir. Bir şey var. Vardır muhakkak. Ama öyle olsa bile bu olmaz. Olmaz. Hani bu mesela şöyle mantığı, anaokulu var diyelim. Anaokulunda çocukların şunları yapmasına izin vermezsin. Bu kadar basit. Ama ben her şeye rağmen en çok zararlı kendileri, onlara ya yazık yani, hani çok meşakkatli bir işiniz var. Bunları yapıyorsunuz. Hani okyanusu geçip derede boğulmak değil mi? Aynen ya. Öyle. Aynen öyle. Şimdi hastaneden çıkalım efendim, bir camiye gidelim. Böyle hırsızlık görülmedi yani. Önce ellerini açtı, dua etti. Sonra da suç ortağıyla birlikte camideki yardım paralarını çaldı. Bursa'da iki hırsız bir camiden içeri girdi. Hırsızlardan biri bildiği bütün duaları etmeye başladı. Ardından ikili camideki yardım paralarının bulunduğu kutuya yöneldi. Paraları yere saçtı, toplamaya başladı. Bozuklukları topladıktan sonra imamın odasının kapısını zorladılar. Kapıyı kırarak açtılar. İki hırsız caminin 800 lirasını çaldı. Az önce dua eden hırsızın cep telefonu şarjdaydı. Camiden ayrılırken cep telefonunu da aldı. İki hırsız sırra kadem bastı. Evet.
Efendim şimdi burada bence adam dua falan etmiyor. Çaktırmadan ibadete gelmiş. Niye etmiyor? Parayı götürüyor. Niye öyle bir şey düşündün mesela? E çünkü ibadet eden bir adam 10 saniye sonra hırsızlık mı yapar? Sedacığım, senin de sana da çok şey söylemem lazım. Sen ne diyorsun? Bak şimdi görüntüye bak şimdi burada neden Bismillahirrahmanirrahim. Sana ben burada Allah'ım yakalanmayayım ben diyor. Sana bir hafta önce burada ne anlattım? Hangisi? Çok şey öğreniyorum senden. Estağfurullah. Ne anlattım sana? Biz dedim Yavuz Özcanlar, benim kardeşim Aliler bayramlarda cami gezeriz. Bir tane de ayakkabılıkta bırakırız. Ayakkabı çalmasın diye bekler. Bu milli... Şunu unutmayalım. İşte zaten beni diyorum ya sana, bu böyle tek tek olaylardan çok beni en korkutan şey şu genel bir duruma bakıp hem yaşadığım şehir, ortam, dünyanın geneline bakıp ürküyorum. Çocuklara yazık, ben ne alırım, hep aynı şeyi söylüyorum. Bir şeyleri yaşadık, gördük, bir de kaderin önüne geçemeyiz ama gelecek an, yani gelecek 10 yıllarda durum çok vahim. Bana istediğiniz kadar güzelleme yapın. Şu, adam cinayet işliyor. Vahşet diyebileceğimiz. Aynen. Vahşet. Hatırlatmak istemiyorum. Çok klişe böyle sembol vahşetler var. Ailelerine, acılarına saygımdan hatırlatmayayım, üzmeyeyim diye söylemiyorum ismini. Vahşet. Türkiye'nin herkesin kanı donuyor. O da dua ediyor cezaevine girip. Sen onu bir şey mi... Şimdi zaten şöyle bir problem var. Sorsan herkes mükemmel. Herkes mükemmel Müslüman, o dua ediyor, sen o yanlış yapıyorsun. Zaten onda bir problem yok. Yani hırsızı da ediyor, onu da ediyor, hepsi ediyor. Hani diyorlar ya atizi itizi karıştı bazı. Şimdi sen onları baz alarak bana gelip de bu böyle bu böyle ama bunu nasıl yaptı deme zaten. Şöyle mi yapıyor adam? Allah'ım ne olur şimdi az sonra hırsızlık yapacağım. Lütfen yakalanmayayım. Amin deyip mi yapıyor? Öyle mi sanıyorsun gerçekten? Ya ne bileyim, insan bu kadar büyük bir suç işliyor. Konuyu da büyük mü? Çünkü insanlar ya, sevabına vermiş camiye onu. Hani paranın miktarı önemli peki değil. Peki sen şunu biliyor musun? Mesela inanç ve Müslümanlık adına da belli gruplar var. Ne cennete gideceğim diye. Ya para diyor hala. Bak dur bir tamamlatsana da bana. Patlatıyor kendini. O cennete gidiyor diyor. Ona öyle beynini yıkamışlar. Geliyor senin olduğun yere. Kendini patlatıyor. Sen, hepimiz burada hiçbir alakamız yok. Ölüyoruz. Diyor ki ben onu diyor cennete gittim. Çünkü onlar işte kötü bir şeylere alet olduğu için ben kendi inancım doğrultusunda aslında onlara da iyilik yaptım diyor. Bunları okumuyor musun? 100 yıldan beri. Sen bana hala terlikten dua ettiği söylüyorsun. Hatta ya. Kendine şehit diyor. Haklısın. Sen bitmiş. Dur bak bir sürü... Bitmiş. Bitti. Ha, bitti. Güzelleme yap mesela. Şöyle de takılabiliriz biz şimdi bak. Benim bu söylediklerimi geri saralım. Şunu yapmam benim. Çok basit zaten. Öyle bir zekam var hamdolsun. Ne kadar ayıp. Böyle bir şey olabilir. Seda görüyor musun ya? Ya hem bunu yapıyor hem de biri dua ediyor. Ya olacak iş değil ya. Yani insan şaşırıyor yani. Böyle de takılabilir. Neler var? Sıradan. Herkesin yaptığı gibi. Mesela minyon böyle. Abi. Maalesef beynim durmuyor. Beynim durmuyor yani. Ne yaşananları unutmuyor. Her gün çünkü. Yani sen ne diyorsun ya? Biz de maruz kalıyoruz. İnsanlar da maruz kalıyor. Ya atıyorum ya. Hani onu bana devamlı söyle. Birine geçmiş bir şey diyorsun. Bay ona, onlara öyle deme. Buna böyle de bir. Ya, herkes kendince... Doğru bildiği milyonlarca yanlış var herkesin. Bir tane daha izleyelim o zaman. Bu senin istediğin bir haber. Ya birçok yanlışı doğru biliyoruz. Birçok doğru bildiğimiz şey de aslında yanlış. Ama sen bunu söylemene rağmen tepki alıyorsun. Bir de kime göre, neye göre değil mi? Sen yanlış ne diyorsun öyle. Arkadaş? Kime bitmişiz göre, ya. Neye göre. İşte buyurun. Efendim, bir de sizi restorana götüreyim. 5 kişi kanlar içinde yere yığılırken Meşe camdan çıkıp kaçıyor. Yaralılar ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Niğde Hastanesi'ne kaldırılıyor. Niğde'de oluyor bu. Burada tedavi alınan yaralılardan Mestan Tekin doktorların tüm çabasına rağmen kurtulamıyor. Niye? Cinnet geçirmiş. Ha bu o değil, bu şu ya. Çalışan, bir iş yerinde çalışan bir garson cinnet getiriyor. Evet. Bunu da ben neden alalım dedim. Bunu söyledim. Ben de böyle bir şeye şahit oldum çünkü. Aa. Tabii. Oldum.
Allah korusun, bu cinnet getirme işi çok tehlikeli bir iş. Hiç mesela burada da, bu kurumda da bir sürü insan, hepimiz farklı yerlerde. Sen mesela nereden geliyorsun? Senin muhit neresi? Fulya. Fulya'dan geliyorsun. Seda Akgül'ün bir öngörülebilir bir profili var. İşte Ankara'da ana babası var, iki tane erkek kardeşi var. Kediyle, bir tane köpeğiyle yaşar. Hakan nereden gelir? Ezgi'nin yanından gelir. Bir falan filan. İşte Halit oradan gelir. Uygar hanımı yok yurt dışında şimdi. Tek başına falan filan. Fakat bir genel yapımız, bir de yaşadıklarımızın o anki haleti rüyemizden alakalı. Hani bu hatırlatmak gibi olmasın. Siyanürle intihar eden bu son 3 tane vaka var. Hani diyorum ya, kendi sorunlarını aşamadıkları için onlar sorunlarını böyle halletmeye kanaat getiriyor. Yani ikna ediyor kendini, artık konu kapandı ve yapıyor da. Cinnet kimin ne zaman nerede ne getireceği en riskli işlerden bir tanesi. Yani aslında hepimiz potansiyel buna sahibiz. Yani ben çok vaka biliyorum, yaparlarmış bunları. Özkan abi anlattı, kulakları çınlasın. Özkan Pektaş, Türkiye'nin en önemli psikiyatrlarından bir tanesi, selam olsun. Zaten Hakan dedi, onu getiren hatırlamaz ki dedi. Ya sen adamı yaparmış bir şeyi, neyse o. Artık kar arıyor gözün yani. Hayır, yani tamamıyla bilincin başka bir boyuta geçiyor. Yani sana hedeflerimi burada gözeterek zarar veriyorum. O da bir bilinç. Ama normal o yaşa, o ana kadar var olan hani mantık içerisindeki bilincim yok. Mesela yapıyor ya bunu. Alıyorsun sen, tutukluyorsun falan, götürüyorsun. Diyorsun ki ne, bilmiyorum diyor. Ben sana şöyle anlatayım onu. Küçük küçük bir volkan, yanardağ düşün. Küçük küçük patlarsa, küçük küçük gaz ve lav çıkarırsa büyük patlama yaşanmaz. Eyvallah. Şimdi sürekli her şeyi içine atarsan, paylaşamazsan, doğru, söyleyemezsen, doğru, yüzleşemezsen, o volkanı düşün, hiç patlamıyor ve gaz çıkarmıyor. Bir kere patlar zaten, ama Vezüv yanardağı gibi Pompei'yi altına ondan alır. Ondan sonra o arkeoloji çalışmalarında seni aynen, böyle yakalanmış lava heykel olarak cinnet buluyorlar. Öyle bir şey. Türk halkının da en büyük eksikliği hepimizin efendim. Nasılsın Hakan? İyiyim canım, sağ ol. Sen nasılsın? Bak, nasılsın? Ne haber? Birbirimize bunu çok sararız. Ne hissediyorsunu sormayız. Bak, bu o kadar önemli bir eksiklik ki Hakan. Aynen, doğru söylüyorsun. Bak, ne hissediyorsun şu an? Sıkıldım. Bu yaptığından dolayı kırgınım. Şimdi bunu yaşadım, böyle etkilendim. Birbirimizin duygularıyla ilintili değiliz. Bir de şartlar da insanları çok alttan almaya zorluyor. Hadi evet, ona bir şey demeyeyim, hadi buna bir şey demeyeyim. Şimdi böyle yaparsam işimden olurum, böyle yaparsam şöyle olur, aman işte şunu falan derken, dediğin gibi halının altına süpürülen o halı bir dağa dönüşebiliyor yani. Geçmiş olsun, Allah rahmet eylesin. Yazık, günah. Şimdi efendim, dün bir minibüse taciz olayı yaşanmıştı. Başının sonunu bilmiyorduk. Sonuçta karakola götürülüyor ikisi. Hatırlatayım sevgili izleyicilerimize. Yaşlı bir bey, karşısına oturan, dekolte mi giyimli artık, kızın fotoğrafını da görmedik. Fakat tartışmayı biliyoruz. Rahatsız olduğunu söylüyor. Kız başka yere geçiyor ve fotoğrafı çekmeye, daha doğrusu kameraya almaya devam ediyor. Adam Allah kız çekmiyor. Başka bir, yani başka o, onlar tartışıyor. Orada yolculardan bir tanesi çekiyor. Allah sizin nesline akıl fikir versin filan gibi bir şeyler. Sonra ikisi de karakola gidiyor ve şikayetlerinden vazgeçiyorlar. Burada hemen kepsi verelim. Keşke bakayım, bu garibin dün ne dediğini de buraya montajlasaydınız. Peki ben ilginç bir şey söyleyeyim. Neler oluyor TV'yi artık YouTube'dan neler, takip edebilirsiniz. Bizim WhatsApp'ımızı da takip edin. Çünkü dün ben incelerken 3 şey gördüm. İki tane hanım ne yazmış biliyor musun? Hı. Biz o amcanın bindiği minibüs hattına sık sık biniyoruz. Hı hı. Yanına kim oturursa kaldırır ve bu şekilde sözle taciz eder yazmış. Eyvallah. Bak, bizim hattımıza yazmışlar. Eyvallah. Siz de yazın efendim. Enteresan bak. Sizin bilginize de güveniyoruz. Gerçek ad ve soyadlarıyla yazmışlar. Eyvallah. Bu amcamız ya, rahatsızdır biraz. Eyvallah. Yanına kim oturursa rahatsız olur. Birçok kişiye yaptı, tanık olduk, bana da yaptı diye yazmış. Burada yanında hatta değil birisi, ama. Burada değil. Değil. Burada karşısında oturuyor. Yok, çapra, yani şöyle diyelim. Sen? Şöyle yani. Aynen. Ne biçim şöyle oturuyorsun diyeyim sen diyor yani. İddia. Şimdi ben hep şunu söylüyorum. İnsanlar sürekli şunu bekliyor. Şimdi net olan bazı durumlar var. Net. Hani artık bizim gözümüz görüyor, kulağımız duyuyor. Bir beynimiz de var. İstişare algılayabiliyoruz. Evet.
öyle bir konu benim çocuğumla da alakalı olsa doğru doğru yanlış yanlış diyorum. Ama ucu açık iddialarla yani şimdi hanım o kız diyor ki ben bir şekilde orada yolculuk ederken bu beyefendinin yüzünden taciz edildim sözel diyor. Adam da diyor ki tam tersi bilakis bana sorun çıkarttı diyor. Ama iddialar dışında bizim kanaat getireceğimiz başlangıcı yok işin. Aynen öyle. Zaten bu tolere edilebilir sınırlarda yanlış anlaşılmaya dayalı olmayan bir neden olsaydı barışmazlardı ki o şikayetçi olurdu. Karşılıklı şikayetçi olurdu. Düşünün ki işte dün ben bunu söyledim. Dedim ki kardeşim bilmiyoruz. Ama benim buradan gördüğüm hani rahatsız edici bir tartışma, bir sözel bir şey yok. Küfür yok, kafir yok, bir şey yok yani. Evet. O yüzden de bugün buyurun karşılıklı uzlaşmışlar. Bu ne olacak şimdi? Çok şükür inşallah o bizim televizyonumuzun ve haber hattımızın altına yazanlar da hani ne bileyim rahatsızlıklarını başka türlü ifade ederler. Bir şey demek istiyorum efendim. YouTube kanalımız açıldı. Ha YouTube aman ha izleyin bak. Bugün üçüncü günü kaçırıyorsunuz. Yazıyorsunuz. Neler konuşuyor İşe mu? Gidiyoruz. Ne bizim YouTube'un? Neler oluyor hayatta? Tamam. Yazdığınızdan çıkıyor. Bir tek onun yazdıklarından evet, çıkıyor. Kanalda manal ismi yok. Yazsınlar direkt tamam. Çıkıyor. Neler oluyor bütün hayatta? Bütün programı baştan sona veriyoruz tamam. Hakan'cığım. Allah razı olsun. Üçüncü günümüz. Oraya yazıyorsunuz. Oradan da okuyoruz yorumları. Bizim Neler Oluyor Hayatta TV. Aynı şekilde ekip, yazıyorsunuz, ekip okuyoruz. Ekip arkadaşlarımız Allah razı olsun. Onlar hakikaten arayı bir çalışıyor. Eksik olmasınlar. Bütün teknik gruba da ekibe, kameraman arkadaşlar da dahil hepsine teşekkür ediyoruz. Yani başımıza bizi hiç bırakmıyorlar. Sahip çıkıyorlar haberimizden içeri her şeyine. Yazın onları her türlü değerlendiriyorlar yani. Evet. Ha, bilginiz evet. Olsun çok samimi olarak. Okumuyoruz buraya vermiyoruz yok. Zannetmeyin. Hepimiz okuyoruz. Yok. Şimdi iki müdür bir memur açığa alındı. Müdür? Peki ne? Müdür ne? Vallahi bilmiyorum. Şık mı? Yok kız sen seviyorum eğleniyoruz ya. Süpersin sen. Ağız burun gidin. Evet. İki müdürle bir memur açığa alınmış. Peki neden? Bu sefer neden? Bir gölümüz Gümüşhane'de efendim. Meşhur hikaye bu. Tutturuyorlar altında işte hazine var, şu var, bu var. Define kazısı bizde klasiktir ya. Kazıyıp gölü kuruttukları için ve buna da izin verildiği için ilk karar iki müdürle bir memurun açığa alınması. Bu haberi vermiştik. Şu an gelinen noktayı da verelim. Çünkü biz haberimiz programımızda haberlerimizin takipçisiyiz. Senin de vardır hayatım böyle söyleyeceklerin. Ya şimdi şey çok komik. Yani bunu şimdi ben alamam dedim. Ufa alalım abi alacağız da ne diyeceğim falan. Dedim oğlum sen al ben falan. Şimdi bu define mevzusu tamam. Gözün döndü anlıyorum. Böyle gözü dönük bin tane var yani. O baba burada şunu gördüm parayı ağır bulacağız falan filan. Bir bunlar ne yapıyormuş biliyor musun? Ona haberiniz ben de hani anlattılar da bilgilendim. Yurt dışında internet üzerinden böyle şuna endoskopi mi deniyor evet, mideye bakıyorlar. Evet, endoskopi. İndiriyor musun o şeyin definenin olduğu yere? Gözüküyor ya. Anında Londra'dan oradan buradan fiyat veriyorlar canlı. Öyle bir sektöre dönüşmüş bu ha. Söyleyeyim sana. Şimdi define aranıyor maranıyor dediğin gibi. Ya suyu nasıl bitiriyorsunuz oğlum? Gölü diyor. Gölüyor. Hayır şimdi mesela gölün içinden belli oranda bir çaba hani çaktır. O yani düşünsene ben göl manzaralı takılıyorum falan. Geliyorum göl falan. Geliyorum göl yok. Göl yok. Dur ya güleceğim. Ama hakikaten halimize yani bu üzere. Nasıl mesela bir göl bak. Balık var, kuşlar içiyor, hayvan giriyor, su içiyor. Miras ya, doğa mirası ya. Ya oralar zaten hani o işin dokanma diyoruz. Ya gölü götürmüş. Ve arıyor magmaya gidecek. Yakında bakacağız Marmara Denizi falan yok. Mesela Boğaz'a gideceğiz. Yok kurumuş. Onu yakalamasalar magmaya gidiyor. Gitmiştir muhtemelen. Tabii, nereden oradan, derdilerse. O çünkü var diyor. Yani o şey vardı. Zeki Alasya Metin Akpınar köyden indim şehire de adım adım sayıyorlar. Kazıyorlar ha. Çıkmıyor adım adım gidiyor. Taksim. Yani bu trajikomik. Ya gölü götür. Yani ben böyle bir şey... Bak, yani Seda'nın evine geldim. Apartmanı götürdün. Seda eve geldiğinde o bina yok. Anladım dedim. İnanılmaz bir şey. Hani hoca göle maya çalıyordu ya yoğurt tutarsa.
Bunun yanında masum kaldı olabilir. Kendilerini nasıl kaybetmişlerse yani. Şeyi o unutmuş, şeye kilitlenmiş o. İşte atıyorum ne arıyorsa, altın mı arıyor veya bir tarihi eser mi veya bir batık mı, bir şey, neyse yani. O suyun bittiğinin farkında değil. Su dediğim de şu göl. Göl yani. Gölü, yani adam gölü bir avuç, tüketmiş. Bir avuç. Hala anlatıyor. Biraz, baba bulacağız falan diyor ama göl yok. Gölü de söyleyeyim Hakan'cığım. 12 bin yıldır orada. Bak 12 bin yıl. Bak insana bak. 12 binlik gölü tüketmiş. İşte o kadar. 12 Allah bin yıl ara. Önce oraya millet ilk bulduğu tekerleği mi gömmüş? Tövbe süphanek. Allah kızı neyse, versin. Ya biz zaten tarih eserlerimizi falan koruyabilseydik. Nemrut Dağı'ndan çık oradan gir. Anadolu'yu yediler, yediler, yediler. Gözü dönmüş. Ay sinirlendim. Ne anlatayım? Ne okuyayım? Yaşlı çay geliyor. Ha, yaşlı çiftimizi anlatayım. Çift, tamam. Ben çayı kavga. Gördüm, çay dedim. O ya, yazana kadar mevsim değişti. Bir şey söyleyeceğim. Bir de nasıl yazıyor? Hani onu yetiştirebilsin diye o çay geldi, çay dedi işte. Yaşlı çift çay içiyordu. Ben de böyle okurmuşum. Yaşlı Allah'tan ufuk kulağı söyledi. Şimdi yaşlı çift şiddet var. Ama bence kadın adamın yaşlanmasını beklemiş şiddet göstermek için. Çünkü bu sefer erkeğe şiddet. Buyurun. Sen bugüne kadar hadi. Ya. Yine bir kızgınlık, yine bir şiddet. Ancak bu defa kadına değil erkeğe. Hep erkeğe, hep erkeğe diyorlar. Abi. Erkek... Ne yapıyor? İstese bir vuruşta öldürür bunu. Ama siz yapmadınız. Yapmadım da yapmam da. Kuzum amcayı aslında ben bıçaklamadım da sopayla vurdum, gücümle vurdum. Adana'da yaşayan 80 yaşındaki Rahime Bey, iddiaya göre bir tartışma sırasında 63 yaşındaki dini nikahlı eşi Celal Sey'i önce odunla dövdü, sonra bıçakladı. Ben de burama çıktı. Al öyle olmaz, yeter kal, yıllardır çektim dedim. Zopya hem vurdukça vurdum, vurdukça vurdum. Sinirlerim iyice gerildi o anda. Vurdukça iyice sinirlerim geldi. Ne yapayım buldum ya? Her zaman kendimi öldürecek değil ya. Ben bir kendi ben kendime vurayım dedim. Rahime teyzenin iddiasına göre eşi onu hep dövüyordu. En son yine evin kapısını hızlı kapattığı için tartıştılar. Rahime Bey öfkesine yenik düştü ve eşini sopayla dövdü. Sonra da başından bıçakladı. Ben biraz şey yaptım, kızıştıydım ben. Kapıyı vurduydu. Ben de dedim niye kapıyı vuruyorsun diye şey yapınca, kızınca. Sizi bıçakladı mı? Nerenizden? Rahime teyze önce gözaltına alındı. Eşi şikayetçi olmayınca serbest kaldı. O da eşinden özür diledi, barıştılar. Ama hala dayak yediğini iddia ediyordu. Hatta olayı anlatırken zaman zaman eşine dönüp bir de onay almaya çalışıyordu. Sizi dövüyor mu sürekli? O yüzden mi bıçakladınız? Evet, ben inan yemin ederim devamlı bana yapıyor yüzü. Az mı diyordum Celal? Ayakkabımın içi kan dolu, tekirdağına gitmedin mi? Doğru söyle, doğru anlat. Doğru anlatıyorum bak. Çok yaptın sen bana. Gırkını açtı yani. Celal amca ise dertli. Eşinin ilk kocasından olan çocuğunun izini kaybetmesi sonrası psikolojik sorunlar yaşamaya başladığını söyledi. Hep kadına şiddet diyorlar. Erkek de şiddet görüyor diye dert yandı. Kadına şiddet diyorlar. Erkek şiddet ediyor. Bu ne olacak? Peki hep böyle şiddet ne olacak? Yaşlı insanlara hani saygı duymak lazım ama amca eğer senelerce teyzeyi dövdüyse, ki teyze bak ne kadar açıklıkla anlatıyor. Hep dayak yedim, hep kafama vurdu. Ben dayanamadım, bir de ben vurayım dedim diyor. Böyleyse bak, susuyorum, bir şey demiyorum. Evet, bu çok istisnai bir durum. Yani bunu hiç değerlendirmeye şey yani, hani dediğin gibi yani yaşlı insanlarımız. Ama yani bu çok istisnai bir şey yani, ilişki şekli yani, anladın mı? Yani yazık, bir kere yaşlılık çok zor iş. Çok. Ben hep bizim dede bir felç geçirdi. Yaklaşık bir 3-3,5 ay oldu. Çok herhangi bir sağlık problemi yok. Günde de 7-8 kilometre yürüyen bir adamken. Akabinde anneanne, şimdi o da hastaneden yeni çıktı. Biz Ezgi'yle hep onu konuşuyoruz. Sağlıklı olmalarına rağmen bu sağlık sorunlarını yaşadılar. Yaşlılık çok zor iş. Çok meşakkatli bir iş. Yani o zaman hayırlı evlatların varsa... şeyini görüyorsun, semeresini görüyorsun onun. Çünkü bir şekilde rahatsızlanıyorsun, hastanede başında bekliyor, öteki gidiyor, öteki geliyor, biri ilacını veriyor, biri bir şey, biri hastaneye getiriyor gibi. Ama yaşlılık çok zor iş. Biz bunu sıklıkla bu aralar sohbet eder olduk. Allah bütün yaşlılarımızı
muhtaç etmesin. Bir de yaşlanmaya da nasip etsin bize. Sağlık saat versin inşallah. Genç ölümlerden esirgesin. Evet, bu konuyu ben de teyzeciğimin de samimiyetine sığınıyorum orada. Bence doğru söylüyor. Bir de ölümsüz aşklar var. Yaş kaç olursa olsun efendim, izleyelim. Kimi aşklar vardır saman alevi gibi söner. Kimi aşklar vardır ebediyen sürer. Gönül penceresinden ansızın bakıp geçtim. Muğla'da yaşayan 75 yaşındaki Fatma Uysal'ın da aşkı ebediyen sürecek olanlardan. İlk aşkım tek güneşim. Menteşe Belediyesi yarım asrı bulan ve düğün fotoğrafları bulunmayan 60 yaş ve üzeri çiftlerin gelinlik ve damatlıklarıyla fotoğraflarını çekeceğini duyurdu. Bu haber en çok Fatma Nine'yi sevindirdi. Çünkü çok uzaklarda olan eşini özlemişti. Fatma Uysal, 36 yıl önce kalp krizinden kaybettiği eşinin çeyiz sandığında sakladığı siyah beyaz tek fotoğrafını alarak belediyeye müracaat etti. Bir güzel hazırlandı. Gelinliğini giydi. 54 yıl önce hayatını birleştirdiği eşinin fotoğrafını eline alıp objektif karşısına geçti. Şimdi uzaklardasın. Bir hasta ziyaretinden dönerken eşim yolda fenalaştı. Araçla hastaneye giderken kucağımda bir süre sonra nefesi kesildi. Muhsin öldü dedim. Sus, ölmedim desin diye çok bekledim. Hastaneye vardığımızda baktılar ölmüş. O gün kendimi çok yalnız hissettim. Gönül hicranla doldu. Eşimin fotoğrafına bakıp ağlıyordum. Sonra eşimin fotoğrafını elimde tutup gelinlikle fotoğraf çektirdim. En azından bu şekilde de olsa birlikte fotoğrafımız oldu. Çok çok acıklı bir haber ama ben şunu merak ediyorum. Eşi vefat etmeden kaç yıl evli kalmışlar? Yani? Şöyle demek istiyorum. Eşine halen aşık olarak eşi vefat etmiş ki kadın 50 sene beklemiş. Ya, ve başkasıyla olamamış. Aşıkken yaşanan kayıplar böyle travmalar yaratıyor. Ama eğer aşk bittiyse ve eşin vefat ettiyse böyle bir travma yaşamazsın. Şimdi bazı ilişkiler, şimdi her şey çok yozlaştı bir kere. Her şeyi basitleştirip ucuzlatıp olumsuzundan baktığın zaman arkadaşından da soğursun zaten. Anlam yükleyemez hale gelirsin. O bir hastalık. Aman bu da zaten yarın bir gün bana ilk fırsatta kazada bu. Aman annem de zaten sanki falan. Yanarsın. Böyle bir hal. Ha, Allah şunları nasip etsin. Yaşayan eskilerimiz var işte, o maneviyat derken ben hep bunu söylüyorum. O kadar nezaketle böyle Münir Özkul filmlerindeki gibi ilişkilerini karı koca olarak yaşamış insanlarımız var ki. Onların zaten o saygıyı ve sevgiye hasretlikleri ve saygısı birisi büyük bir travma. Yani ona ben saygı duyuyorum. O acısını, yaşayış şeklinin şu duruma gelmesini ben anlayabiliyorum. Veya arkadaşına da böyle bir şey hissedebilirsin. Sen o duyguyu nasıl yaşadın? Bir arkadaşın vardır. Senin kaybettiğin çok iyi kocandan veya anandan, babandan daha büyük sana travma yaratıp ömür boyu unutmayabilirsin. Doğru. Hep onu söylüyorum. En büyük tehlikedir biliyor musun? Duygusuzlaşma. İşte en büyük yozlaşma tehlike. Ve anomi dediğim şey. En değer yargı. Şimdi her şeye zaten onun koca da gitse, ana da gitse, baba da gitse 3 gün 5 gün o zaten onun ilişki yaşayış şeklinde bir problem var ve seçtiği insanlar hiçbir zaman zaten onu tatmin edememiş. Bunun da duyguları zaten hazır da değilmiş. Bir de üstüne yozlaşmış. O duygusu olarak geliyor ve gidiyor. O bilakis bunların tamamıyla, mesela bunları yaşamış insanlarla da dalga bile geçebilirsin. Sen şimdi çok o başka bir şey. Önemli bir düşünürün lafını hatırlattın bana. İnsan bir kere aşık olur, geri kalan aldanış veya kendini kandırıştır demiş. Şimdi ben acaba öyle mi sevgili izleyiciler? O ne, neye nasıl bakıyorsun? Şimdi benim Anıl'la bir ilişkim var.
Allah razı olsun sabah geliyor beni evden alıyor, çocuğum yaşında falan filan. Ben onları takıyorum ama hiçbir zaman ona küfür etmiyorum. Ağzımdan bir gün küfür sana hiç. Yani ben onu kıracağım. Ona mesela kızgınlığımın bir seviyesi, yapma oğlum derim yani falan gibi. Çünkü onun saygısını benim kaybetmemem lazım. Şimdi oradan doğan ilişki de o kalitede, o saygınlıkta oluyor. Yarın gün Allah korusun benim başıma bir şey geldiği zaman onun Hakan abisini hatırlaması ve etkilenmesi farklı oluyor. Sana bir şey olduğundaki etkilenmesi farklı oluyor. O duyguyu yaratan sensin, senin kaliten. Bu kocanla da olabilir, ananla da olabilir, babanla da olabilir. Paldır küldür bir şeyleri yaşarsan, paldır küldür de unutulursun. Hiç kimseyi de hatırlamazsın, seni de hatırlamazlar. Çünkü saygı hak edilir, sevgi sebepsiz yeredir. Sen her şeyin başlangıcı sensin. Hayatta aynalama denen bir yöntem var. Ne veriyorsun ki, ne istiyorsun? Bir ilişkiye, arkadaşına, kocana, karına, çocuğuna ne veriyorsun ki, ne istiyorsun? Sen önce bir ver, fazla veren ol bakalım, her anlamda sabreden ol, her anlamda. Onun karşına, o zaman zaten karşındaki yanlıştır, onu hemen değiştir, iyisini bul gibi düşün. Burada onların ben acısına da saygı, hasretliğine de saygı duyuyorum kadının, neler var. Benim rahmetli anneannem de hiçbir zaman dedeyi rahmetli unutamamıştı. Onlar öyle yani, o duyguları biz kaybettiğimiz için şu an her şeye gülüyoruz. Yabancılaşıyor. Doğru yanlış her şey karıştı. Neyse. Şöyle bir dünyayı yarattık kendimize. O ne diyor be? Bu kim? Bu bilmem ne. Aman bu da bilmem. O bilmem ne yapmış. O yapmıştır abi. Bilmem. Benim gelinim, o damat, o kim benim kızıma layık değil mi? Hiç kimse hiçbir şey beğenmiyor. Beğenmiyor. Alın yarattığınız bu kaosta yaşayın kardeşim. Yaşayamıyorsunuz zaten. Size o yarattığınız canavarlar her yerde buluyor. Parasızlık olarak buluyor, işsizlik olarak buluyor. Efendim negatif enerji olarak buluyor. Kocanızı yanlış seçiyorsunuz, arkadaşınızı yanlış seçiyorsunuz, aldığınız evi yanlış seçiyorsunuz, arabayı yanlış yanlış şey yarattın, o kaosu bol git. Öyle oluyor zaten. Bak eskiden senede bir günler vardı. Neden başınızı yere eğdiniz vardı sevgililere. Ve şimdi geliyor Halil kardeşim benim. Beni yalnız bırakmamış WhatsApp videolarımıza bak şimdi. Bak. Hakan abicim merhaba. Sevgiler Seda Hanım. Biz sizi takip etmeye her daim devam ediyoruz. Garip der ya hep Hakan abi. Öyle bir şarkı geldi. Onu sizler için seslendireceğim. Müsaade ederseniz. Garip geldim dünyaya, şan şöhrete aldanma. Heder ettim aşkımı, yürek kaldı dağlara. Ne acılar yaşandı, ne yareler kapandı. Uykular haram iken gülüşlerin yalandı. Sevgiler saygılar hepinize, sizleri çok seviyoruz. Şeyi söyleyeyim şimdi, benim çok bana yazan var, neden garip diyorsun kendine diye. Benim bunu ekonomik standartlarla veya olduğun yerle niye bağdaştırıyorsunuz? Bu garip yani, niye illa da abi sen garip yani, ben duygu ve düşünce anlamında bunu olumsuzlamıyorum, olumluyorum. İyi bir şey, bize öyle öğretti. Garip yani şu, mahzun. Çok iyi bir şeydir yani. Meslevide de vardır o zaten. Ha yani benim yani o yanlış biliniyor. Tabii mesleğinde de vardır. Ben öyle. O kendini mütevazılık, mütevazı göstermek. Şimdi spor spikeri gibi sesi var maşallah. Diğerine geçelim. Hakan abi, Seda Hanım günaydın. Sizi çok seviyoruz. Her sabah sizinle güne başlıyoruz. Değil mi oğlum? Chips de size günaydın diyor. İyi yayınlar. Canım benim, teşekkürler. Allah şeye benziyor kızcağız, Elif Karlı. Benziyor, çok severim. Selam olsun tabii. Cengiz ise de selam olsun eşine. Şey de bana mesaj atmıştın, onlara da söyleyelim. Özel harekatçılarımız var şu an sınırın ötesinde. Aslan yürekli kardeşlerimiz. Allah hepsinin yardımcısı olsun. Bekleyenlerine tez zamanda burunları kanamadan kavuştursun. Onlar bizim güvencemiz, yiğitlerimiz yani her türlü. Onları doğuran analara da Allah razı olsun. Amin diyelim ve hanımefendi ne diyor bakalım.
Günaydın Hakan Bey ve Seda Hanım. Gördüğünüz gibi kahvem. Karşımda siz. Bir türlü işlerime başlayamıyorum sizin yüzünüzden. Çünkü bırakamıyorum. Hakan Bey, özellikle yorumlarınızı çok beğeniyorum. Tam benim kafadasınız. İkiniz de, her ikiniz de ve çok iyi bir partner olmuşsunuz. Size iyi yayınlar. Sizi seviyorum. Ben, bir hanımefendinin çocuğu da var. O da çizgi filmden feragat edip bizi izliyor. Allah razı olsun. Allah razı olsun ya. Şimdi semestrede de bizim uyumumuz şeye benzetiyorum ben onu. Gustavo ve Vedat Muriç. Bizim uyum. Allah nazardan saklasın. Galatasaraylılar kendilerine uyanmasın. Trabzonlular kendilerine Beşiktaş. Şimdi bak, bir güvercinci gibi geldi bana. Kuşçu kardeşimiz mi acaba? Bakalım. Günaydın Hakan abi. Günaydın Seda abla. Hakan abi güvercinleri sevdiği için biraz güvercin paylaşayım dedi. Böyle oyun kuşları. Bu kümes var. Bu kümeste de kostüm kuşları. Hakan abi, hızlıca bahsedeceğim kostüm kuşlarında. Bu sıralar çok revaçta. Kepez mirolar var. Platinler var. Kuveytler var. Kepez mirolar sadece muhabbetinize konu olsun diye söylüyorum. Şu an takımlar 20 bine doğru gidiyor. Bu konuda da bilgin olsun. Beslemek istersen büyüyen yavrulardan bakarız abi. Görüşürüz. İyi yayınlar. Hayır, nereden anladın? Bak, İki, şu garibi görün. Çevir. Bak bu garip. Şimdi ben diyorum ki uçan kuşun cinsiyetini havada tanırım diyorum ya. Bunun ötesi var mı ya? Sen uçarken bu kadar diyorum ki yaşıyorsun ya. Ne? Sen bu kadar farkındalıkla nasıl yaşıyorsun? Kırık ev vaziyette yaşıyoruz biz de. Aralarda error veriyoruz. Ya valla biraz her şeyin farkındasın. Tüm detayları. Bu Mardin kuşları, bunlar tabii, bunlar her cinsinin de hastası vardır. İşte kelebek, dönek, bursa, Adana kuşları var. Allah ya Rabbim, Adana'ya selam olsun. Böyle bir şey olamaz. Şöyle yapıyorsun. Hayvanlar yok, nokta. Sadece bir aparat almışlar Seda. Nazar boncuğumuzu da şöyle gösterelim. Önemli miyim? Tabii. Aparatı alıyorsun. Bak, kaç bin fitte hayvan. Şöyle yapıyorsun. Yukarıdan sana taş atılmış gibi kümese girer. O kadar eğitilebiliyor yani. Kuşçuluk büyük hastalıktır. İnanılmaz büyük bir hobidir. Yani yanlış şey yapılmasın. Olağanüstü bir şeydir. Benim yani zamanım olsa %100 dayanamam, beslerim. Yine beslerim diyorsun. Senin çok için yine çok kardeşim. Önemli bir şey var. Neyim? Özellikle seni anons etmek istediğim. Grup dergahtan. Bu şu yani bizim Kürt kardeşlerimiz, Kürtler çok bu coğrafyada yüzyıllar boyunca emperyal güçler tarafından manipüle edilip mağdur edilmiştir öncelikle. Onların hepsi bu vatanın sahibi. Hepimiz biriz. Bu toprağın altında koyun koyuna birlikte yatıyoruz. Türk, Kürt, Arap, Çerkez, Laz hep beraberiz. Bu vatanın sahibiyiz. Her şeye rağmen lütfen rica ediyoruz. Çok değerli ve önemliler bizim için. Manipüle olmasınlar. Ve onlarla da alakalı Çanakkale Savaşı esnasında onların yazdığı bir ilahi var. Grup dergahın müthiş icra etti. Onu verelim. Reciye de teşekkür ediyorum. Bunu... Yok, verelim, verelim. Ver ya, ver. Ver abi. Ver. Ya. Hakan'cığım, bugün de
bitti. Yarın haftanın son günü Allah'ın sevgiler, izniyle. Sevgiler, saygılar diyoruz. Yarın 9'da görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın. Gönlüm tenceresinden ansızın bakıp geçtim. Bir yangının külünü yeniden yakıp 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 geçtim.